أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إشت هم سير في الأشياء كمالي وإسرار النبوة الله حالي تبعيت لبو أمت بو كمالي بلوب تربون دا يوك بالقيل كالي ودر أخص ولي الله كي دلم جمالي باكي مالي. إشت هم سير في الأشياء كمالي. إشت دوي hem neyi duy, hem seyri fil eşya, seyri fil eşyayı duy. Ki kemali, kemali budur seyri. Yani seyirlerin kemali budur. Seyri ilallah, seyri fillah, seyri anillah, seyri fil eşya. Dört tane manevi seyir vardır. Kemali seyri fil eşyadır. Mürşid-i Kamil bu makamdadır. Bu esrar-ı nübüvvet. Allah hali. Bu nübüvvet sırrıdır bu. Nebilerdeki duruma benzeyen bir durumdur bu. Yani direkt halkın içine karışma halidir bu. İnsanların arasına karışma, insanlarla hemdem olma, sıradan bir vatandaş gibi olma halidir bu. O yüksek mertebeyle beraber, o yüksek makamla beraber ve Allah ile Celle Celaluhu Mevla ile huzurla beraber kulların arasına, mahlukatın arasına, insanları irşad için, insanlara davet için onların arasına karışmak makamıdır bu. Bu esrar-ı nübüvvet anlı hali. Bu nübüvvet sırrıdır anlı hali. Tebaiyetle bu ümmet bu kemali, tabilik hasebiyle, sünnete ittiba ile, peygamberlere salavatullahi ala nebina ve aleyhi mecmu'in ittiba ile bu ümmet, yani ehlullah, ehl-i ümmet derken onlar kasıt, ehlullah ve şakiram kandasıyla sırarım, buluptur. Bu kemali buluptur. Bunda yok bil kıyli kal. Hiç ileri geri konuşmaya lüzum yok. Tebaiyetle peygamberlere salavatullahi ala nebina ve aleyhi mecmu'in tam manasıyla ittiba ile ve şakiram kandasıyla sırarım bu makama vasıl olurlar. Budur ehassı veliyyullah. Allah dostlarının hasları bunlardır. En hasları, ehas en hasları, ismi tafdil. Budur ehası veliyullah. Allah dostlarının en hasları bunlardır. Gidelim cemali ve kemale seyredelim. Bu zatların durumu sıradan senin benim gibi gözükür. Direkt senin benim gibi gözükür. Konuşması, oturması, kalkması. Evet, bildiği sıradan insan gibi gözükür. Allah Teala Celle Celaluhu peygamberlerini melekten göndermedi. Senin gibi, benim gibi bir insandan gönderdi. Hatta senin gibi, benim gibi bir insan olması küffarın itirazına sebep oldu. Bismillah. مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Böyle itiraz ettiler. مَا لِهَذَا الرَّسُولِ. Bu Resul'e ne oluyor, bu peygambere ne oluyor ki? يَأْكُلُ الطَّعَامَ. Yemek yiyor. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Sokaklarda yürüyor. Ya peygamber bu alışveriş yapıyor. Çarşıya, pazara gidiyor. Alışveriş yapıyor. Ekmek alıyor, su alıyor. Onu satıyor, bunu alıyor. Yemek yiyor bismillah. Böyle böyle peygamber mi olur dediler. Allah Teala Celle Celaluhu peygamberlerini böyle gönderdi ki bütün insanlar onlara baksınlar. Onlar numunedir, örnektir, şablondur. Hayatı onlardan öğrensinler. Hayatın her safhasında peygamberane izan bizimle beraberdirler. Hayatın her safhasında bizimle beraber yerler, içerler, yeme içme öğrenirsin onlardan.
Yatar kalkar, yatmayı kalkmayı öğrenirsin. Evlenir boşanır, evlenmeyi boşanmayı öğrenirsin. Hasta olur, nasıl hasta olunacağı zaman ne yapıl, hasta olunduğu zaman ne yapılacağını öğrenirsin. Tamamen sıradan insanlar gibi yaşarlar ki sıradan insanın yaşantısına ne varsa onlara baksın, onlardan öğrensin. Bismillah. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا لَكَدْ elbette muhakkak kâne oldu lekum sizin için ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ sizin için Allah'ın Resulü'nde vardır. Ne vardır? اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اُسْوَةٌ numune, örnek. حَسَنَةٌ güzel. Sizin için Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örnek var, numune var. Numune, örnek o. Ne, hayatında neredeysen, ne durumdaysan, ne sıkıntıdaysan, ne işteysen nasıl hareket etmen lazım? Numunesi var. Bak ona. En güzel şekli o, onda. O işin artık ne işse, o işin en güzel yapılış şekli veya başına bir şey geldi, o gelen şeye müdahale ediş, en güzeli onda. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ elbette muhakkak sizin için oldu. فِي رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın Resulü'ne sizin için ne oldu? Ne oldu? اُسْفَةٌ حَسِنَةٌ çok güzel bir numune oldu. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ Allah'ı uman kişi için ama Allah'la alakan yoksa, Allah derdin yoksa وَلْيَوْمَ الْآخِرَ ahiret derdin yoksa zaten senin işin umurunda değil. Ama Allah derdi olan, ahiret derdi olan وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çok zikreden insan için elbette muhakkak Allah'ın Resulü'ne çok büyük, çok güzel bir numune var. Meşayih-i kiram da aynı böyledir. Bu makamdaki meşayih-i kiram da, Seyyid-i Fil Eşa'daki meşayih-i kiram da aynı böyledir. Ondan bakıyorsun, öğreniyorsun. Budur ehassı veliyullah. Allah dostlarının en hasları bu zatlardır ki diyelim. Cemal-i Vakimane Seyyid-i Fil. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafızun. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak ki onu tahrif ile tebdilden yani değişikliğe uğramaktan biz koruyacağız. Velâtele diğer kitaplarda, kütüb-i semaviyede böyle bir vaatte bulunmadı. Ama Kur'an-ı Kerim'de muhafaza vaadinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'i Mevla buyurdu, ben indirdim Kur'an-ı Kerim'i, ben koruyacağım. Kur'an-ı Kerim'in muhafazası Mevla'ya aittir. Mevla böyle tekeffül etti bunu. Kur'an-ı Kerim tebdilden, tığgirden, değiştirilmekten, eklenmekten, çıkartılmaktan münezzehtir. Öyle bir şey olmaz Kur'an-ı Kerim'de. Mevla'nın hıfz-ı himayesi nedir Kur'an-ı Kerim? Hikmetli olan Efendi babamız Kaddesallahu Sıra buyururlardı ki bu ayet-i kerime ile alakalı. Buradan anlaşıldı ki Kur'an-ı Kerim korunmuş bir kaledir. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldı ki Kur'an-ı Kerim korunmuş bir kaledir. Sen de korunmak istiyorsan sen de o kalenin içine gireceksin. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldı ki Kur'an-ı Kerim korunmuş bir kaledir. Mahfuz bir kaledir. Sen de korunmak istiyorsan o kalenin içine gireceksin. Kalenin içine girdin, sen de muhafazadasın. Kalenin dışındasın, kendi başınasın. Kalenin içindesin, sen de nesin? Muhafazadasın. Kalenin dışındasın, kendi başınasın. Yağmur yağar, şimşek çıkar, paçayı kurtarırsın, kurtaramazsın, yan yatarsın, çamura batarsın, çarpa. Senin bileceğin iş. Bu cihazı satın alıyorsun. Her cihazla beraber kullanım kılavuzu geliyor. Bir de ne geliyor? Garanti belgesi geliyor. Normalde arkadaşlar garanti diye bir şey İslam'da yoktur, tamam mı? Garanti diye bir şey İslam'da nedir? Malı alırsın biter. Sonra bozulur. Bozulursa adam niye yapmasın ki ya? Allah Allah. Bozulur. Garanti diye bir şey yoktur. Ama şu anda teamülde bu yerleştiği için bir mal satın aldınız. Onunla beraber garantili tabii o mal. Garanti geçerlidir. Mesela bu satın aldım. 2 sene bunun garantisi var. 2 sene bu garanti nedir? Geçerlidir. Yani bozulursa götürürsün. Normalde böyle bir şey yoktur aslında, tamam, ama iyice böyle yerleştiği için nedir? Geçerlidir. Bozulursa götürürsün, tamir ederler. Ama sana deseler ki kardeş bunun garantisi 2 sene ya, sen bir 50 lira daha ver biz bunun garantisi 7 sene yapalım. Öyle olmaz. Hani bunun garantisi 2 sene ya, paket yapalım sana, 7 sene yapalım bunun garantisini. Sen 50 lira daha ver. 50 liraya ne satın alıyorsun? Öyle olmaz. Garanti diye bir şey yok. Bu artık sen bu malı satın alırken garanti diye bir ayrı bir pazarlık yaptın mı? Yok, yapmadın. Yapsaydın olmazdı öyle. Garanti diye bir ayrı bir pazarlık ne yapmadın? Yapmadın. Yerleşti artık bu, yani alışveriş sistemini bu ne yaptı? Yerleşti. Yapacak bir şey yok. Ama artı sen ne yapamazsın? Alamazsın. Bunu da söylemiş oldum. Malla beraber ne geliyor? Kullanım kılavuzu geliyor. Kullanım kılavuzunda ne yapıyor? Nasıl açarsın, nasıl kapatırsın, nasıl kullanacaksın, nasıl bakacaksın, onu ne yapıyor? Anlatıyor. Bir de ne geliyor? Garanti belgesi geliyor. Garanti belgesinde işte firma diyor ki bu mal benim neyimdedir? İşte şu parçası, şöylesi, böylesi benim neyimde? 2 sene neyimde bu? Garantimde. Ben bunu 2 sene neyim? Kefilim.
buna bir şey ne yapmaz? Allah'ın izniyle olmaz. Hani bir şey olursa da ben arkasındayım, getirirsin, tamir ederim, değiştiririm. Senden de bir şey ne yapmam? Talep etmem. Benim sorumluluğumda. Ben buna neyim? Kefilim. Ama diyor şöyle 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 olursa bu garanti kapsamı nedir? Dışındadır. Ben ona karışmam diyor ona. Ben karışmam. Benim anlattığım gibi kullanırsan ben kefilim buna. Benim anla bak çok büyük bir şey burası ha. Benim anlattığım gibi kullanırsan ben buna neyim? Kefilim. Ama şöyle 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 yaparsan, böyle 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 yaparsan, yani şunları şunları yapmazsan, yani benim dediğimi yapmazsan o zaman ben buna kefil değilim. Ben karışmam ona diyor yani. Ben ona karışmam. Sen bilirsin. Tamam? Kur'an-ı Kerim bizim kullanım kılavuzumuz. Bu kainatın kullanım kılavuzu. Öyle düşünün. Ona göre yaşarsan Mevla'nın garantisi altındasın. Oradan çıktın mı? Söyle. Garanti kapsamının dışındasın. Oradasın, garantidesin. Garanti. Garantidesin. Garanti. Her şeyin garanti. Oradan çıktın. Kendi başınasın. Şimdi bizim dışarıda çok ayağımız var. Dışarıda neyimiz var? Çok ayağımız var. Dışarı taştığımız ne var? Çok yer var. Heh, çok ayağımız var. Aferin bak o ayağım. Dışarıda çok ayağımız var. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak ki onu tahrif ile tebdilden, arkadaşlar bir yerde sıkıntı varsa hep bu vardır ha. Ayağın dışarı çıkması vardır. Garantinin dışına çıkmak vardır. Bir yerde bazı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sefere çıktılar. Peygamberimiz ayrıldı kendi başına böyle. Hani ayrı uzak bir yerde böyle istirahate çekildi. Normalde hani askerler diyelim ki ashab-ı kiram bir yerde oturuyor. Peygamberimiz ayrı bir yere çekildi böyle. Hani onların böyle görmediği uzak bir yere çekildi. Bir ağacın altında istirahat ediyordu. Müşriklerden bir tanesi gördü. Geldi peygamberimizin yanına. Uzattı kılıcını böyle peygamber. Peygamberimiz yatıyor Aleyhisselatü Vesselam. Uzattı kılıcını. Dedi ya Muhammed şimdi seni benden kim kurtaracak? Garanti kapsamında ki. Sorun yok. Hiç umurunda değil ya. Allah. Mevla'nın Celle Celaluhu Allah'ımızın her bile emrettiği hiçbir peygamber mağlup olmamıştır neticede. Hani mesela öldürülen, şehidilen peygamberler var değil mi? Allah'ın harp emrettiği hiçbir peygamber mağlup olmamıştır. Son olarak ya böyle iner çıkar. İslam'da ve tilkel eyyamı nüdâbilühâ beynin nâs. Ve tilkel eyyamı şu günler nüdâbilühâ biz onu değiştiririz beynin nâs insanların arasında. Bugün o galip olur yani biri olur. Öyle o ayrı mevzu. Netice son olarak tamam mı? En son. Hani maçın sonu diyelim tamam mı? Yani bir gol atar bir gol atar o ona geçir o gün. En son olarak Mevla'nın harp emrettiği hiçbir peygamber ne yapmamıştır arkadaşlar? Mağlup olmamıştır tamam mı? Seni kim kurtaracak şimdi ben? Allah. Adamın elinden kılıcı düştü. Adamın elinden ne oldu? Kılıcı düştü. Adamın elinden kılıcı düşer mi? Öyle bir düşer ki. Eli ayağı düşer insanın. Gözü kulağı düşer insanın. Adam düz yolda yürümeyi unutur ha. Düz yolda ne var? Yürümeyi unutur. Hiç başınıza gelmedi mi? Bende çok oluyor. Hele yabancı bir yere gideyim var ya Allah. Çok oluyor bende. Şehir dışında olayım mesela. Bir yerde sohbete mesela çağırsınlar beni. Şehir dışında olayım. Şuradan şuraya yürüyene kadar 5 kere düşüyorum neredeyse yani. Hani her horozun kendi çöplüğü var ya tabiri caizse. Burada Mevla'nın bir böyle bir yardım var. Şehir dışındayken böyle biraz daha hani geri. Yani düz yolda yürümeyi unutursun. Adını unutursun. Hocam çıktı kürsüye. Selam Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hani sohbete başlıyoruz ya. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ. Hani başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Neydi gerisi? Hocam da. Öyle etti oldu, böyle etti olmadı. Ufaydül hocam rahmeti bir kere erayet elinize okuyordu. Takıldı kaldı. Şaşırdı kaldı. Allak bullak oldu. Tasarruf Mevla'nın arkadaşlar. Varsa Mevla verdiği için var. Mevla aldı. O kadar. Ondan da Mevla aldı. Kim kurtaracak seni? Allah. Garanti kapsamında da hiç korkusu, tereddüdü bir şey var mı?
yok. Mesela o mağarada, Sevr mağarasında geldiler böyle, hani eğilseler görecekler. Çekiniyor Hazreti Sıddık radıyallahu anh. Ya Resulallah, baksınlar, görecekler bizi. La tahsen. İnna Allah'a mana. Üzülme Allah bizimle beraber. Dert etme. Takma kafana. Salla. Boş. Garanti kapsamında. Bitti. Ama bazen gidiyorsun, yan sanayi mal alıyorsun. Garanti var ama kofti garanti. Garanti var ama ne garanti? Kofteden garanti yani. Garantiyle uğraşana kadar daha çok masraf yaparsın. Var ama yok. Öyle değil ama. Allah bu Mevla'nın garantisi. Ne arkadaşlar? Öyle la tahsen, üzülme. Sorun yok. Yani baksınlar, görecekler. Sorun yok. İnna Allah'a emanet. Hakkı Allah bizimle beraber. Sorun yok. Garanti kapsamında. Alsalar, götürseler yine sorun yok. Mevla bizimle beraber. Mevla bizimle beraber. Ama çerçevenin içinde olursan. Çerçevenin dışına çıktın. O zaman canlı da, Allah Allah. Oo. Sonra neymiş? Garanti kapsamının dışındasın. Hani yanlış yaptık mı, o yanlış yaptığımız yerde neyiz arkadaşlar? Garanti kapsamının dışındayız. Herhangi bir yanlış, o anda neyiz orada? O işte. Garanti kapsamının dışındasın. Bir şey oldu, kendi başınasın kardeşim. Kendi bak başının çaresine. Allah muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun. Ne anlatıyordum en son? Kılıç düştü. Aldı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dedi, şimdi seni benden kim kurtaracak? O garanti dedi ki. He? Dedi, şimdi seni benden kim kurtaracak? Ya. İnna nahne nezzelne zikra. Muhakkak bu zikri, bu zikir Kur'an-ı Kerim'in ismi burada. Bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Ve inna lehu lehafızun. Ve muhakkak biz onu muhafaza edicileriz. Efendi babamız ne buyurdu? Bu ayet-i kerimeden anlaşıldı ki Kur'an-ı Kerim nedir? Korunmuş bir kaledir. Kur'an-ı Kerim nedir? Kaledir. Sen korunmak istiyorsan sen de o kalenin içine gir. Bitti. Kaledesin. Etrafını surlarla çevir. Atsınlar, tutsunlar, bombalasınlar. Ha? Sorun yok ya. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak ki onu tahrif ile tebdilden, yani değişikliğe uğramaktan biz koruyacağız. Hikmetli olan Kur'an-ı Kerim'den sizlere şu hikmet akmıştır. Sizlere de hikmet akmış. Hikmetli olan Kur'an-ı Kerim'den sizlere de hikmet akmıştır. Hep bu hanımlara yapılan sohbetlerden yazılma arkadaşlarımdır. Hikmetli olan Kur'an-ı Kerim'den sizlere de hikmet akmıştır. Eğer bu hikmetten size akmasaydı şu çarşafı, şu bol elbiseyi giyemezdiniz. Arkadaşlar, çarşaf-ı şerif çok kıymetli iştir. Çarşaf-ı şerif çok. Bizim etraftan haberimiz öyle pek olmuyor. Ya üstün kör oluyor yani. Yani duydukça böyle insan anlıyor yani. Mevla muhafaza ediyor. Mevla ne yapıyor? Mevla'nın kaidesi, kuralı, hep her şeyi muhafaza ediyor böyle. Onlar tutulsa var ya, dünya güllük gülistanlık olur. Ama bir iki ders önceden okuduk. Öyle bir iki kişinin, iki kişinin yapmasıyla olmuyor. Herkes yapacak. Öyle bir kişinin, iki kişinin yapmasıyla ne yapmıyor? Olmuyor. Herkes yapacak. Herkes yapsa var ya, güllük gülistanlık olur. Güllük gülistanlık olur. Güllük gülistanlık olur. Şimdi kadınlar çarşaf giyecek. Püh. Erkekler kafalarını önleyecek. He? Değil mi? Evlerde huzur olacak. Her köşe başında zıkkım satılmayacak. Kusura bakmayın. Değil zaten. Yani 100 sorun varsa 85'i zaten ortadan ne yaptı? Kalktı. Bir de kimse kimsenin hakkını yemeyecek. Sorun diye bir şey kalmadı zaten dünyada. Ama bu dişlilerden bir tanesinde sorun varsa kadın istediği kadar çarşaf giysin. Sen yamuk adamsan olmuyor işte. Olmuyor işte o zaman. Dişlilerden bir tanesi bozulduğu zaman, o zaman sistem ne oluyor? Takır tukur, takır tukur. Ama hepsi olsun. Ya öyle çizgi işlemem lazım. Hikmetli olan Kur'an-ı Kerim'den sizlere şu kadar hikmet, sizlere de hikmet akmıştır. Eğer bu hikmetten size akmasaydı şu çarşafı, şu bol elbiseyi giyemezdiniz. Çok büyük nimettir. Hanımlarınız çarşaf giyiyorsa, kardeşleriniz, kızlarınız, çocuklarınız çarşaf giyiyorsa çok çok şükredin. Çok şükredin. Giymiyorsa üzülün, teşvik edin, yalvarın, yakarın. Hocam çarşaf değil, bol bol bir şeyler. Çarşaf. Çarşaf.
Hele şimdi zaten iyice cılkı çıktı ortadan. Cılkı çıktı ortadan. Eğer bu hikmetten size akmasaydı şu çarşafı, şu bol elbiseyi giyemezdiniz. Arada bir hatalar edilse de اِنَّمَا الْعِمْرَةُ لِلْخَوَاتِمِ Allah sonunuzu hayretsin. اِنَّمَا ancak الْعِمْرَةُ ibret, itibar لِلْخَوَاتِمِ sonadır. İtibar sonadır. İbaresinin gereğince son nefeste bu durumunuz muhafaza ettiğiniz halde olursanız, son nefeste bu durumunuz muhafaza ettiğiniz halde olursanız işin hakikatine vasıl olmuşsunuzdur. Yok eğer sonunda kalkar da çarşafınızı çıkarırsanız Allah muhafaza etsin, hikmetin aslına ulaşamadığınız anlaşılır. Erkekler için de geçerli, biz de kendimize kıyas edelim. Kur'an-ı Kerim hidayet ve rahmet idi. Kime? Muhsinlere, iyilik edenlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsanı bir hadis-i şerifinde şöyle tarif etmiştir. El-ihsanu en te'abudallâhe ke'enneke terâhu fe'illem tekun terâhu fe'innehu yarâke. İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyor. El-ihsanu en te'abudallâhe ke'enneke terâhu. Senin Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Fe'illem tekun terâhu. Sen onu görmüyorsan da fe'innehu yarâke, o seni görüyor. Mevla Teala muhsinleri vasfederek buyuruyor. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اَلَّذ۪ينَ مُحْسِنَّر İhsan edenler öyle kimselerdir ki يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Namazı ikame ederler. Namazı hakkıyla kılarlar. Farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına riayet ederek mekruhundan, müfsidinden kaçınarak kılarlar. Arkadaşlar öğrenelim. Okuyalım, öğrenelim, soralım. Mesela kafanız bir şeye takıldı. Müsaitse sorun, mümkünse sorun. Bu arada soru sorarken vaktine saatine ne yapın? Dikkat edin. Cuma namazı kılıyoruz, benim telefon çalıyor. Bugün. Cuma namazı kılıyoruz, benim ne yapıyor? Telefon çalıyor. Arkadaşım bir tane soru soracak. Yani İzmir dışından arıyor. Ama bir düşün yani cuma saati şimdi. Senin orada tamam cuma yarım saat erken olur, biraz kafayı kullan yani. He? Biraz ne yap? Kafayı kullan. Gecenin biri telefon çalıyor, soru soracak. Telefonu kapatmıyorum ben. Niye? İnsanların ihtiyacı olur. Başımın tacı. İnsanların nesi olur? Başımın tacı. Gecenin biri açıyor. Gecenin birine soru sorulur mu? Söyleyin. Ya soruya göre sorulur, tamam mı? Soruya göre ne yapar? Sorulur. Hani ne diyelim şimdi? Hocam, bir şey soracağım. Buyur. Hocam, yüzük bu parmağa mı takılır, bu parmağa mı takılır? Oğlum bu gecenin birine sorulacak soru mu ya? Parmağın mı kaçıyor, yüzük mü kaçıyor ya? Hani o anlık bir şey vardır yani, illa mühimdir. Başımın tacı, sor. Bir de sor, bir buçukta da sor. Sor, sor tamam. Ama böyle saçma sapan yani ha? Normalde bu soru saçma sapan değil. Buna kabul. Ama o saatte ne? Saçma sapan ya. Aklınıza bir şey geldi. Müsaitse, uygunsa ne yapın? Sorun. Değilse yazın. Değilse yazın. Hocam takılır mı sola? Bir daha. Sola takılır mı? Takılır. Yani yüzük şuraya takılır diye bir şey yok. Ama şu var ki sağ elde takılı olsun mümkünse. Sol elde yani bir pislik. Çünkü biz hani yani kirli işlerde solu kullanıyoruz. Değil mi? Evet. Onun için yani bu sefer pislik bulaşma ihtimali çok olur. Sağda takılması daha iyidir. Ama illa şuraya takılacak diye bir şey var mı? Şu var ki erkekler yüzük takmasın ama. Takılır mı? Gümüş yüzük takılır. Caizdir ama erkekler yüzük ne yapmasın? Takmasın. Altın yüzük zaten olmaz. Soru sorulur mu? Sorulur ama vaktinde. Ya bu vakti saati uygunsa, müsaitse sor. Değilse ne yap? Yaz. Kitaba bak. Uygun birini bulduğun zaman sor. Kitap oku. Derslere katıl. Namaz. İşte namaz yani insan. Halebi Sagir var arkadaşlar. Halebi Sagir. Gene nereden baksan bir 350 sayfa falan bir şey herhalde, yanlış hatırlamıyorsam Halebi Sagir. Sayfada hatam olabilir ama yani hacimli bir kitaptır ha. Böyle hacimli bir kitaptır. Bir de yani bizim elimizdeki nüskanın yazıları böyle küçük küçük. Yazıları küçük küçük, sayfalar böyle sıkışık sıkışık. Yani hani hacim, bir de değil mi? Bir tane sayfayı iki tane kelimeyle doldurursun. Kocaman sayfa mı içinde bir şey? Öyle de değil yani. Ha, sıkış tepiş, sıkış tepiş, sıkış tepiş, sıkış tepiş. Ha, 350 sayfa dedim ben size. Olsun 300 sayfa mesela. Hani hatam olabilir. Tamam mı? Sadece abdestten, namazdan bahsediyor.
Sadece ne anlatıyor? Sadece abdest namazı anlatıyor. Dur. Dur. Ama şu var. Kitabın başında müellif, kitabı yazan İbrahim Halebi Rahimullah diyor ki ben diyor Halebi Kebir yazdım diyor. Bu sagir, bu küçüğü. Bu size bahsettiğim nesi? Ben Halebi Kebir yazdım diyor. Baktım diyor millet bunu okumaz. Kısalttım diyor. Küçüğünü yazdım diyor. Sadece abdest namazı anlatıyor arkadaşlar. Namazı, abdestle alakalı mevzular, namazla alakalı mevzular anlatıyor. Bizim yani hani dindar insanların en çok bildiği mevzular abdest namaz mevzularıdır değil mi? En çok bilgi sahibi olduğumuz saha alan nedir? Abdest namaz mevzularıdır. Çünkü yani hani pratik hayatta en çok kullanılan şeyler. Ki onda bile herkes sorsun kendine kaç tane ilmihal başından sonuna kadar başlayıp bitirdiniz? Çalışılacak arkadaşlar. Ellezine yukimune salat. Bak püf nokta bak. Ellezine yukimune salat. Namazı ikame ederler. Namazı ne yapmaktan bahsediliyor? İkame etmekten. Bak namaz kılarlar yok. Namaz kılarlar. Ellezine muhsinler öyle kimselerdir ki yusallune namaz kılarlar öyle değil. Ne yaparlar? Yukimune salat. Namazı ne yaparlar? İkame ederler. Yani bu dediğim gibi kılarlar namazı. Riayet ederek farz, vacip, sünnet, müstehap edip misal söyleyeyim size hani böyle sivri olacak biraz ama sen namaz kıldın başında sarı yok namazını ikame etmiş olmazsın ya. Namazını ikame etmiş ne yapmazsın? Olmazsın. Niye? Niye terk ediyorsun ki? Şahidullah Hudu zinetekum inde kulli mescidin. Hudu alın, takının. Neyi? Ziynetekum, ziynetinizi, süsünüzü alın, süslenin. İnde külli mescidin, her namaz vakti, ismi zaman burada. Her namaz vakti süslenin. Her namaz vakti süsünüzü alın buyuruyor Mevla Teala. Süs da, bu da süsü daha işte. Niye almıyorsun ki? O zaman ikame olmaz öyle yani. Şimdi ne? Takke böyle yok. Namaz kılıyor. Öyle değil mi? Git camiye. Hocam bakarlar, baksın ya. Hocam laf derler, desin ya. Desin ki kimse bakmaz da, kimse demez de. Bana niye kimse bakmıyor, herkes size bakıyor? He? Söyle. Adam beni tanıyor mu? Yok, ben yolda giderken kimse bana bakıyor gibi gelmiyor bana. Ama sen başına sarık sarsan gitsen mesela, aynı bak ben üzerimdekini çıkartsam, sana giydirsen, sen yolda yürürsen, yürürken böyle herkes sana bakıyormuş gibi gelir sana. He, o kadar sadece. O bakıyor, siz görmüyorsunuz. He? O bakıyor, siz görmüyorsunuz. Yok. Eksiklik yok onun için. Yok, hayır. Mevzu ne biliyor musun? Bak, çok net söyleyeceğim, tamam mı? Ben şimdi karakolun önünden geçiyor olsam. Sorun var mı? Ama üstümde başımda yamukluklar olsa. Karakolun önünden geçiyor olsam. Memur baksa, bende bir bitkini var, fark eder mi etmez mi? Nereden fark ediyor? Ne biliyor? Ya belli olur benden yani. Benim elimden, kolumdan, yüzümden, gözümden ne yapar? Anladın mı? Belli olur. Yamuğun var ya. Şimdi senin de yamuğun var ya. Onun için yürürken belli ediyorsun da millet bakıyor sana. Mevzu bu. Aynı çıkartsan, versem sana, giysen, yürüsen herkes sana bakar. Ciddi bakar sana. Niye? Çünkü sen elin kolun sallana sallana yürürsün. Kendine güvenmiyorsun ki, kendine inanmıyorsun ki. Acaba diyorsun sen. Tabii. Öyle dediğin için elin kolunsa yüzünün rengi değişiyor. Bu sefer millet bakıyor sana. Öteki gün 8 yaşında 10 yaşında çocuk kasıla kasıla geziyor. Kimse de bakmıyor. Hatta bu görse bile aferin oğlum diyor. Ne kadar güzel olmuş diyor ya. Niye? Eli kolu sallanmıyor ki. Ama senin sallanıyor. Mevzu millet kimse bakmıyor. Sen baktırıyorsun. Sen kendine inanmıyorsun ki. Mevzu bu arkadaşlar. Velev baksana olur ya. Baksın. Allah için. Hocam söver. Ya Allah için siz Allah için küfür ye. Allah için tokat ye ya. Allah için tokat ye. 3 kuruş kazanmak için yiyorsun. Allah için de ye yani ne olacak yani. Ki olmuyordu zaten öyle. Hamdolsun şu ana kadar ölmüş. Hani olsaydı da olurdu ayrı mevzu. Olsaydı da ne yapardı? Olurdu. Nisan abi.
اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاتَ اَلَّذ۪ينَ اُلِّ kimseler ki yukimuna salatı namaz ikame ediyorlar. Ve ütüne zekatı zekat veriyorlar. Bak zekatı veriyorlar. Zekatı. Ama namazı ne yapıyorlar? İkame ediyorlar. Bak namaz kılıyorlar. Zekatı veriyorlar. Ama namazı ne yapıyorlar? İkame ediyorlar. Bir sürü iş var arkadaşlar. Yani zekatta da teferruat çok daha. Ama namaz apayrı bir şey yani. Ve hum onlar bil ahirete ahirete hum onlar bak bir daha hum onlar bil ahirete ahirete hum onlar yukinun kesin inanıyorlar. Şüphesiz inanıyorlar. Allah'ın böyle olmak nasip etsin arkadaşlar. Amin. Zekatla herkes muhatap değil. Zekatla herkes muhatap değil ama öğrenmek lazım. Hatta muhatap olmadan önce öğrenmek lazım. Hani param pulum olsun zengin olayım da sonra zekatı öğrenirim gerekirse bak öyle demeyin. İlim arkadaşlar Kale aleyhissalatu vesselam Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurlar ki Taallumul ilmi ilim öğrenmek feriyadatun farzdır ala külli müslimin ve müslimetin her Müslüman erkeğe her Müslüman hanıma ilim öğrenmek nedir? Farzdır. Her Müslüman erkeğe, her Müslüman hanıma ilim öğrenmek nedir? Farzdır. Farz olan ilim hangi ilimdir? Farz olan ilim mesela o zaman çay yapmak çok güzel bir şey. Çay yapmayı iyi yap, çay yapmayı bilmek lazım. Çok faydalı. Farz mıdır? Demek ki dediğin cevap doğru değil. İyi çay yapmayı bilmek faydalı bir şey mi? Değil mi? Allah! Oturur içeriz. Şimdi farz mıdır o zaman onu öğrenmek? Değildir. Peki farz olan ilim hangi ilim? Anladın değil mi? Halkın arasında böyle çok şeyler var tamam mı? Böyle kalıplar var. Böyle kitap kafa. Allah akıl verdi kullan. Bir de kitap. Hocam böyle konuşuluyor. Bıraksam öyle konuşuluyor. Konuşulan şeylerin çoğu yanlış arkadaşlar. Çoğu yanlış ama. Farz olan hangi ilim? Dini ilim. Dini ilim. Bak bak dini ilim diyor. Allah dini ilim. O zaman hapı yuttuk. Hapı yuttuk. Dini ilim deyince var ya öyle bir şey ki buradaki bütün insanlar toplansa hepsinin ömrü bir adama yüklesen o adam da yemese içmese uyumasa hiçbir şeyle meşgul olmasa ilim tahsil uğraşsa altından kalkamaz bu işin. Dini ilim deyince arkadaşlar bizim öyle bir kültürümüz var ki yani millet. Sorumlu olduğumuz ilim öğrenmek. Çok yakın. Yani mana olarak doğru. Mana olarak doğru ama ben terimsel anlatacağım. Mana olarak doğru. Tam böyle üzerine bas. Tamam mı? Ama ben terimsel anlatacağım. Farz olan ilim ilmi haldir. Farz olan ilim. Ama bak bunu da yanlış anlıyorsunuz. Mesela bu söylüyorum ya. Bunu da ne yapıyorsunuz siz? Yanlış anlıyorsunuz. Farz olan ilim nedir? İlmi haldir. İlmi hal deyince ne anlaşılır? Hani kitap görüyorsunuz, namaz hocası falan filan, ilmihal. Onların hepsini koyun kenara. İlmihal demek, hal ilmi demektir. İlmihal demek ne demek? Hal ilmi demektir. Senin halin neyse, benim halim başkadır, seninki başkadır, seninki başkadır bak. Adamına göre ne yapar? Değişir. Senin halin neyse, o halin ilmi sana farzdır. Senin halin neyse, adamına göre değişir. Biraz daha açacak olursak, içinde bulunduğun durumda bir şey sana farz ise o şeyin bilgisi farzdır. Bir şey sana vacip ise onun bilgisi nedir? Vaciptir. Bir şey sana sünnet ise o şeyin bilgisi nedir? Sünnettir. Bir şey sana mekruh ise o şeyin bilgisi nedir? Mekruhtur. Bir şey sana haram ise o şeyin bilgisi nedir? Haramdır. O zaman farz olan kısmı bir şey sana farzsa onu bilmek nedir? Farzdır. Zekat sana farzsa zekatla alakalı temel mevzuları bilmek sana nedir? Farzdır. Zekat sana farz ise zekatla alakalı temel mevzuları bilmek nedir? Farzdır. Zekat bana farz değil. O zaman zekatla alakalı temel mevzuları bilmek de bana ne? Farz değil. Ama şu var. Benim zekatla alakalı temel bilgilerim olmazsa zekat farz olduğu zaman ne yaparım? Bilmem bu sefer hapı yutarım. Onun için sen önceden hazırla. Değil mi? Temel bilgilerim olmazsa farz olduğu zaman, şu anda farz değil ama farz olduğu zaman ne yapmam o zaman onu? Bilmem. O zaman sıkıntıya girerim. Onun için o bilgileri ne yap? Önceden hazırla. Tamam? Zekatla herkes muhatap değil. Ama muhatap olmayı beklemeyin. Bilgilerini ne yapın? Önceden hazırlayın. Zekatla ilgili illa okuyun, araştırın, sorun yani.
Çünkü zekat, hele şu zaman şartlarında, yani zekatla mükellef olabilmek için çok böyle büyük bir mal varlığı gerekmez şimdi. Takriben 90 gram altın. Altının gramı kaç para? 100 lira. 9 bin lira para işte, o kadar. 9 bin lira parayı bugün insan 3 günde kazanabilir yani. Eser püser bir şey olur. Değil mi? Yani çok çok, yani 9 bin liradan çok daha büyük miktarda paralar insanın eline girip ne yapabiliyor? Çıkabiliyor bugünün şartlarında yani. Olabiliyor arkadaşlar, olabiliyor yani. Bugünün şartlarında olabiliyor yani. Bir daha tabii. Tabii. İşte bak, o bilgi bulunacak yani. Tamam tabii. 9 bin lira yani. 9 bin lira yani herkesin başına ne yapabilir? Gelebilir yani. Mesela bugün oturuyorsun, baban çıkartır, oğlum al 10 bin lira. Duruyordu. Al bak. Ne oldun şimdi sen? Aa, bitti. Anlık iş yani. Anlık iş. Mesela piyangodan şey çıktı. İkramiye çıktı 20 bin lira. Söyleyin. Bir daha. Dur. Heh, mevzu bir. Bir kere piyangoyla ne işim var? İki. Mevzu iki. Söyleyin. Piyangodan 20 bin lira ikramiye çıktı. Ne olur? Ha? Hiçbir şey olmaz. Niye? O para senin değil ki, sana zekat farz olsun. E bana verdiler. Kendisinin olmayan şeyi sana nasıl versin? Dur çekeyim. Dur yanaşayım. Yusuf gel. Ha, ben bunu sana hediye ettim. Şimdi Yusuf'un oldu mu? Ne oluyor ya? Ha? Kimin malını kime veriyorsun ya? Değil mi? Tamam. O para senin ne yapmadı? Olmadı. O da ayrı mevzu şimdi. Bugün geldi diyelim para. Bir daha. Bugün geldi 10 bin lira. Ha, güzel. Bu gitti. Yarın gitti. İşte bu neyin mevzusu bu? Bunu nereden öğreneceğiz bunu? Zekat bahislerinden öğreneceğiz. Şimdi ben zekat bahislerini anlatayım diyorsunuz. Biraz anlatayım size. Ama normalde bunları ne yapacaksınız işte? Bu durum başına gelmeden önce bunları bileceksin ki bu durum başına geldiği zaman ne yapasın? Hesabını yapasın. Diyelim ki böyle bir şey olan bilmiş olun. Benim şu anda param pulum yok. Tamam. Yani o 90 gram altınlık param pulum ne? Yok. Babam çıkarttı. Yapmaz böyle ama. Çıkart. Al oğlum dedi, sana 10 bin lira dedi. Çıkarttı bana 10 bin lira verdi. Benim de 10 bin liraya mukabil borcum da yok. Değil mi? 10 bin lira geldi ama 5 bin lira da borcum varsa 10 binden 5'i düş. Bana ne kaldı gene geriye? 5 kaldı gene olmaz. Tamam mı? 10 bin liraya borcum da yok. Tamam. Parası böyle yapıyoruz. He, 10 bin 90 gram altın. Ben hesabı ne oldum şimdi? Malik oldum. Aklınıza bulunsun. Pratik, böyle çok pratik usul söylüyorum size. Hemen o günün takvim yaprağını kopartıyorsunuz. O günkü yaprağı, o günün yaprağını ne yapıyorsunuz? Kopartıyorsunuz. Üzerine babam bugün bana 10 bin lira verdi. Ben nisaba malik oldum yazıyorsunuz. Koyuyorsunuz kenara. Heh, takviminize, ajandanıza vesaire de yazın. Mesela bugün kaç ayın? Mesela 19 Şubat Cuma ya. İtibar buna değil. Bugün mesela 10 Cemaziyel Evvel. İtibar buna. Tabii. Seneye 19 Şubat değil. Neye bakacaksınız? 10 Cemaziyel Evvel'e bakacaksınız ki bu değişir. 19 Şubat'a gelmeyecek seneye. O takvim yaprağını koyacaksınız kenara. O sizin için çok önemli. Mesela bu sorduğu şey var ya, o takvim yaprağı bizim için ne? Çok, senin zekatının sağlıklı olması için, böyle ömür boyu, hatta ömür boyu zekat hususunda başının rahat etmesi için o takvim yaprağı çok önemli. O takvim yaprağını koydun, ömür boyu zekatında işin rahat edecek senin. O takvim yaprağını koymadın kenara, o tarihi tam bilmiyorsun, ömür boyu zekatın ne olacak? Karambole, köre atacaksın böyle, görmeden atacaksın yani. Görmeden atacaksın. Şimdi 10 bin lira geldi bana bugün. Yarın dünya, değil mi? İnsanlık hali. Baban çıkarttı 10 bin lira verdi. O oluyor. Öbürü de olur. Hani dedi ya şimdi, ya kazanın doğurduğuna inanmıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun dedi ya. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Yarın da araba vurdu. Yürü hastaneye, 10 bin lira hastane masrafı. Para gitti. Olur mu? Olur. Bunun olduğuna inanıyorsun da bunu kendine niye inanmıyorsun değil mi? Oldu. Gitti. 10 bin lira gitti. Kaldı mı para geriye? Ne olacak şimdi? O takvim yaprağını saklayacaksın. Ertesi gün babam baktı, sen kaza gördün, kaza geçirdin. Ya bu çocuk bak perişan oldu. Al oğlum dedi, sana 20 bin lira. Olur mu? Hadi diyelim oldu. Sene içindeki bu inişler, çıkışlar, bunlar hiçbir şey ifade etmez. İfade eden şey ne arkadaşlar? Mühim?
o yaprak. Seneye neydi? 10 cemaze evvel miydi? Seneye 10 cemaze evvel de bakıyorsun. Paranı, pulun, malın, mülkün artık zekat alakalı hesabını yapıyorsun. Eğer 90 gram altınlık varsa mal, zekat veriyorsun. Yoksa bitti. O yaprak çöpe at, bir daha hesaba başlayacaksın sıfırdan. Ertesi gün gitmiş olması bir şey ifade eder mi? Etmez. Sene içindeki iniş çıkış hiçbir şey ifade etmez. Ne zaman? Seneye? 10 cemaze evvel. Evet, şimdi bugün olduğu için söylüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ama bunları ne zaman bileceksin? Bu başına gelmeden önce bileceksin ki mesela bu başına gelmeden önce bilmezsen kimse kalkar o takvim yapanı alır kenara koyar mı? Koymaz. E peki takvim yapanı kenara koymazsan seneye hangi tarihte bakacaksın? Şimdi mesela millet Ramazan'dan Ramazan'a zekat veriyor. Olur mu? Yani mecbur olacak yani yapacak bir şey yok. Ama sana zekat belki de Recep-i Şerif'te farz oluyor. Sana Recep'te zekat farz oluyorsa sen zekatını bir kere her sene ne yapıyorsun? İki ay geciktiriyorsun. Mesuliyet bir. İki, o güne göre hesap yapacaktın. Belki senin Recep'te vardı 50 bin, 100 bin liran vardı. Ramazan'da 80 bin liran var. Oldu ya dünya hali. Sen zekatı 80'e göre verdin. Ya ama Recep'te aslında sana farz olan kaç? Bütün bunların bu ince hesap neye göre? Söyleyin. O takvim yaprağına göre işte. Bu ince hesap, başın rahat hesap, tam böyle net böyle hani 12'den vuracağın kılı kırk herhalde hesap neye göre? O takvim yaprağına göre. O takvim yaprağı var, ince hesap yapabilirsin. Yok. Karambol yani. İşte kapatarsak bir şey yapacaksın. Bunları ne zaman öğreneceğiz? İş başa gelmeden önce, tamam mı? Peki. İlk hesapta 10 bin liramız vardı. Benim zekat vermemize bir ay kadar 50 bin lira oldu. Tamam bitti. Bak hiç fark etmez. 10 cemaze diyelim ki geldin mesela 10 bin liram vardı. Ertesi gün gitti para. Ertesi gün gitti. Yok. Yemeğe ekmeğin yok, tamam mı? Yemeğe neyin yok? Ekmeğin yok. 9 cemaze evvel miras kaldı 100 bin lira. 10 cemaze evvel cebinde ne var? 100 bin lira. 100 bin liranın zekatını vereceksin. E ne zaman geldi o? Dün geldi. Fark etmez. O takvim yaprağından bir sene geçti. 100 bin liranın zekatını vereceksin. Aksini düşün. Sene içinde kazandın. 100 bin liran var. 9 cemaze evvel iflas ettin. Hiçbir şeyin kalmadı. 10 cemaze evvel ne vereceksin? Hiçbir şey vereceksin. O takvim yaprağı. Zekata malik olduğu gün. Gün. O günden bir sene geçtikten sonra ne varsa vereceksin. Bitti o kadar. Tamam. Mesela insanlar diyor ki zekat bir sene. Doğru bir sene ama kardeş her paradan bir sene. Allah aşkına içinizden kaç kişi var ya? Dünyada yoktur öyle bir şey ya. Ya bir tane para. Bu para bir sene durur mu benim cebimde? Bu seri numaralı para. B305-0-38-0 durur mu benim bir sene cebimde? Kimin durur bir sene cebinde? Hiç kimsenin. Bu paranın üzerine bir sene geçmez ki kardeşim. E bana daha dün geldi. Ya o para zaten bir sene durmaz ki sende. Kimde o para bir sene durur ki? O değil ki bu yani. Hani bir sene geçecek üzerinden. Ya bunun üzerinden bir sene geçmeyecek. Benim zengin olma durumumdan o takvim yaprağının üzerinden bir sene geçecek. Yoksa bu paradan bir sene geçmez ki yani. Öyle bir şey mümkün değil ki zaten. Anladınız arkadaşlar? Püf nokta. Bunları ne zaman öğreneceksiniz? İş başa gelmeden önce öğreneceksiniz. Peki. Az kaldı, bitiriyorum. Birisi malı karşılığında araba verdi bana. Tamam. Sonra arabayı ben sattım. Tamam. Sattığım gün mü araba? Şimdi önceden bir şey yok muydu? Yoktu. E mal vardı diyorsun. Yani o ya. Tamam, senin miydi? gene o da mal. Ama benim değildi. Araba benim oldu. Ne kıyak işi ha? Başkasının boyasını veriyorsun. Aldığın araba senin oluyor. Kıyakmış ha. Öyle boya varsa bize de gönderdi ha. Güzelmiş ama ha. İyi, o da çok güzelmiş. Kıyak ticaret. Diyelim ki böyle, tamam mı? O artık senin hesabın. Normalde benim bir şeyim yoktu. Bugün bir arabam olduysa, bu arabayı ben aldığım zaman kullanmak için aldıysam, ticari bir mal değildir bu. Zekatla alakalı bir şey yok. Ama satmak için aldıysam, bu arabayı ben aldım, satacağım, paraya çevireceğim. Ben bunu iş yapacağım. Kâr etmek için aldıysan. Bir daha. Yok, arabayı aldığın konuşuyor. Ticaret için aldım ama iyi bir para verdiler, sattım. Yok, mevzu şu. Hani boyayı verdin, arabayı aldın ya. Kullanmak için aldım. Kullanmak için aldın. Arabayı, bir dakika. Yavaş, kademe kademe. Arabayı ne yapacaktın? Kullanacaktın sen. Satmayı düşünmüyordun. Ben bu arabayı süreceğim, kullanacağım, oraya buraya gideceğim. Tamam, bitti, zekatla alakası yok. Ondan sonra
uygun bir müşteri çıktı, arabayı sattın, araba paraya döndü. 10 bin liranın üzerinde mi? Evet. Üzerinde hemen o sattığın gün. Sattığın günün tarihini al. Yani satış kağıdının olduğu gün. Kağıt önemli değil. Satarsın arabayı, 10 gün sonra kağıt alırsın. Sattığın günün tarihini al. Eğer arabayı, hani boyayı verdin, arabayı alıyorsun ya, arabayı alırken deseydin ki ben bu arabayı alacağım, satacağım hemen. Paraya çevireceğim deseydin o günün tarihini alacaktın. Ama ne için aldın sen? Kullanmak için aldın. O bir şey ifade etmez. Sattığın zaman tarihini alacaksın. İşte bunları hep önceden bilin. Şimdi dikkat et. Bu yeni oldu değil mi bu hadise? Bak şu anda senin için kolay. Takvim yapanını bulmak, kenara koymak, yazmak, çizmek ne? Kolay. Bu şimdi senin 3 ay 5 ay sonra başına gelseydi. 3 sene sonra bu mevzu açılsaydı. Bir ömür karambol. Bir ömür karambol. Ayet-i kerime okuyorum, bitiriyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yuk... Ama iyi ticaretmiş ha. Öyle bulursan bize de gönder be. Denk geldi. Mal karşılığında almıştı. Orası değil mevzu kardeş. Başkasının boyasını veriyorsun sen. Kendine ara. Orası güzel tarafı yani. Orası güzel. Evet. Elhamdülillah. Çok şükür. O zaman şükredeceksin sen de. Elhamdülillah. Çok şükür. Çok şükür. Latife de Allah Allah biraz. Ortalığı şenlendiriyoruz yani. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ O güzel ameli işleyen kimseler, muhsinler, namazı devam üzere kılan, ikame eden, zekatı veren ve ahiret gününe yakinen iman eden kimselerdir. Allah'ın böyle olmak nasip etsin. El-Fatiha.